seyircinin şaşırması, eğlenmesi benim için çok önemli. Yapıtları üretirken özellikle seyirciyi düşünüyorum. Hatta sergiyi kurarken tamamen onun üstüne kuruyorum sergiyi. Bir kere seyircinin suratı gülümsemeye başlamalı, renkler görmeli. O günlük yaşadığımız gri rengin içinden sıyrılmalı. Çünkü yeterince griler, kahverengiler, bejlerin içinde yaşıyoruz. Biraz çıkalım bunlardan. Sarılar patlasın efendim, maviler oh şöyle içimizi açsın. Birinci temennim budur. İkincisi de yine bu sergi, serginin ismi Soyut Haritalar. Çünkü her seyirciyi bir kaşife dönüştürmek benim amacım. Onlar da benim gibi bir kaşife dönüşsünler. Heykeller ve resimlerin arasında bir yolculuğa çıksınlar, kendi buluşlarını yapsınlar, kendi kıtalarını keşfetsinler. Bu sergide yine böyle bir deneyim. Arkamızdaki heykelin ismi, tabii ben heykel diyorum ama bu heykel bir kostüm. Arkamdaki heykelin ismi dünyanın en uzun boylu pamuk prensesi için kostüm. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hikayesinde hep biz yedi cüceleri küçücük insanlar, işte Pamuk Prensesi de ondan uzun algılarız. Fakat dünyada uzun boylu insanlar da yaşıyor. Bunlardan bir tanesinin de Türkiye'de yaşadığını öğrendim. Buradaki gayem de şu: aslında biz uzun insanlara göre cüceyiz. Yani bir göreceliği burada da söz konusu. Hep merak ederiz Pamuk Prenses'in yedi cücesi kimlerdir diye. O cüceler bizleriz, bunları hatırlatmak amacım. Sergide birkaç tane interaktif iş var. Bunlardan bir tanesi elektronik interaktif bir iş. Kıbrıs Sorunu'nun Yapay Evrimi isimli yapay evrim modeli bir iş. Diğeri bir çift saplı gitar, ses çıkaran interaktif bir iş. Fonksiyonel bir elektro gitar. Diğeri de bir heykel. Bu heykelin üzerine çıkmanız ve oturmanız yasak değildir yazan bir heykel. Yani seyircilerimi işlerle etkileşime sokmak en büyük gayelerimden biri. Bu sergi süreçlerinde ben yeni yapıtlar üretmeyi seviyorum. Bunlardan bazıları mekana özgü oluyor, bazıları zamana özgü oluyor, bazıları da zamanla özdeşleşiyor. Ama taze işler var. Hepinize keyifli seyirler diliyorum.